İstanbul, Maslak. Arkada gördüğünüz gibi EOS R etkinliğindeyiz. Canon'un yeni çıkarmış olduğu makine aynasız, full frame aynasız Canon EOS R. Özelliklerini, kullanımını, getirmiş olduğu yenilikleri neyse onu içeride bizlere anlatacaklar. Bizler de incelemeye çalışacağız. Profesyonel demesek de yani amatör olduğumuz kadarıyla bu makinelerin incelemelerini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Benim için ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Ama tabii internet üzerinde sürekli takip ediyorum. Bu şekilde birazdan hatta başladı. Biz hemen içeriye geçelim. Etkinlik başladı. İçeride ne olup biteni hep birlikte bakalım. Bir katılım var. Bekliyoruz. Burada lobby'deyiz. Bir kokteyl var. Kokteylden sonra herhalde içeri alacaklar bizi. Dışarıda birkaç makine var. Fakat EOS R daha yok. O içeride lansmanını yapacaklar. Diğer millet de buradaki makineleri inceliyor. İçeriye geçince artık bakacağız. Yeni makine nasıl bir makine? Hep birlikte izleyelim bakalım. .3 megapiksel full frame sensör, 36 x 24 milim işlemci Digi 8, ISO 100 ve 40.000 arası, gövde yapısı magnezyum gövdesi, ölçüm sistemi 63 alandan ölçüm sistemiyle, beyaz ayarı 6, lens bayoneti RF, LCD ekran 32 inç, dokunmatik, hareketli ekran yani çevrilebilir ekran, elektronik vizör var, %100 oranında 3.690.000 noktalı vizör,
Perde hızı 8000. Dual piksel teknoloji var bu kamerada. Bu çok önemli. Saniyede 8 kare alıyor. Video konusunda 4K 30 FPS, Full HD 60 FPS ve HD 720 120 FPS. APEC 4 ve MP4 çekiyor. Mikrofon stereo, hoparlör mono, hafıza kartları SD, SDHC, SDXC ve UHC Mark 2. Dahili flash yok. HDMI, mini HDMI var. Efendim mikrofon girişi var, kulaklık girişi var. Pil LPE6M. Pil ömrü 400 fotoğraf. Ağırlık 660 gram. Boyutları 136, 98, 84. Wi-Fi var arkadaşlar. Bluetooth ve GPS yok. Toplam 4 makine vermişler. Birazcık zor olacak elle almak ama bekleyeceğiz. En mecburuz. Böyle bir şey. Tarafta video denemeleri yapan kişiler var. Dual piksel kullanıyoruz burada. Deneme yapmak için. Kalabalık, bu kadar kalabalık beklemiyoruz ama kalabalık. Makinenin özellikleri anlatılır. Harici derken HDMI
direkt rahat çıktılar diyecek. Kayıtsız 4-2-2, 11 kayıt. Mert Gündoğdu var burada. Konuşmayı ve açıklamayı yapan beyefendi. Canon EOS R nedir? Ve bugünkü etkinlik nasıl geçti? Bugünkü etkinliği aslında nasıl geçtiğini size sormak lazım. Bana kalırsa inanılmaz, muhteşem geçti. Süper bir etkinlikti. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. EOS R'dan kısaca bahsetmek gerekirse, EOS R aslında bir gövde değil. EOS R bir sistem. Lensleriyle, gövdesiyle, adaptörleriyle, her şeyle bir sistem diyebiliriz. Burada artık Canon bakıldığı zaman EOS R'la beraber artık farklı bir yola doğru geçiş yaptığını gösteriyor bizlere. Çünkü yeni bir lens serisiyle geldi. 4 tane farklı lensle beraber geldi bu sistem. Bunların aslında beni en çok heyecanlandıran olan versiyonu da 28-70 f2 denilen bir lens. Bu lens gerçekten dünya standartlarını değiştirecek olan bir lens diyebiliriz. EOS R'dan kısaca bahsetmem gerekirse 6D Mark II ile 5D Mark IV arasında oturan bir gövde. Yani 5D Mark IV klasmanında değil, ondan biraz daha düşük, 6D'den de biraz yüksek. Yani ikisinin karışımı, güzel, hibrit bir gövde diyebilirim EOS R için. Peki biz biliyoruz ki son zamanlarda tüm rakipleri, evet, yani Canon rakipleri yeni serileriyle. Hatta ikişer makine, Canon bir makineyle çıktı. Evet. Bu rakipliği nasıl bakıyorsunuz? Burada yani rakipler konusunda yorumlarımı yapmam doğru olmaz. Hani o konuda bir şey diyemem ama yani Canon burada yani tek makine... Şu açıdan söylüyorum. Canon kullanıcıları etkilenecek mi? Yoksa Canon koruyacak mı kendi gücünü? Şöyle, Canon kendi gücünü zaten koruyor. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'deki pazar payımız %70'lere dayandı. Yani tüm fotoğraf pazarı olarak. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Geri kalan %30'u da diğer rakipler kendi içinde dağıtmış durumda. Yani Canon zaten pazarı domine eden bir firma. Çünkü artık aynasız full frame serisiyle olsun, halihazırdaki 6D, 5D, 1D gibi sağlam gövdeleriyle olsun güçlü bir şekilde burada piyasada duruyor. Peki şu an 80D'ye ne dersiniz? 80D de çok iyi bir makine. 80D de gerçekten çok güzel. Yani bu tarz işler için zaten şöyle söyleyeyim. Bende de aynı şekilde bir Gorilla Pod var. Ben de bir mikrofon kullanıyorum. Aynen bu şekilde çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Süper setup kurmuşsun. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kısaca bu makinenin özellikleri böyle. Ben elimde çok az bir sürede aldım. Çünkü kalabalıktı. Fakat makine, yani ben Mark III'yi kullanıyorum ağırlıkla ve 80'de. Bu makineler bana daha kullanışlı geliyor. Ama tabii o makinede bir süre elde tutmak lazım yani kullanışlı olabilmek için. Bu yüzden diyebilirim ki yani aynasız olması güzel. Fakat Mark III veya Mark IV kadar kullanışlı görmedim. Kullanmak lazım belki o şekilde görmek için. Yine de güzel bir makine. Video konusunda ve fotoğraf konusunda yani o içerideki ortamda karanlıktı yani gördüğünüz gibi. Orada güzel bir ayar yapılıyordu. Yani benim için tek güzel şey live modunda yani direkt görebiliyorsunuz. Hani vizörde gördüğünüz şeyi aynı zamanda ekranda da görüyorsunuz. Yani bu hani görmek istediğim direkt görüyorsunuz. Hani sadece ayarlarda değil, canlı bir şekilde görüyorsunuz. Yani bu iyi bir şey. Bunun dışında fiyatı söylemediler ama fiyatta 2000 üzerinde, 2000 doların üzerinde bir fiyat olması lazım sadece body. Yani bu şekilde çok değişik bir rakiplik var bu sektörde. Yani makinalar üreten şirketlerin arasında bayağı bir rakiplik var. Biz biliyoruz ki Panasonic, yani Lumix, Nikon, Sony, Canon bayağı bir makine çıkartıyorlar. Ama tabii ki herkes kendi pazarına göre iş yapmaya çalışıyor. Ve bu şekilde bugünün sonuna geldik. Ben ümit ediyorum ki yani az bile olsa bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii makineyi çok detaylı anlatamadım. Çünkü yani röportajda Mert Gündoğdu anlattı az buçuk. Tabii açıklama kısmında da bu makinenin bilgilerini de ben verdim. Orada da okuyabilirsiniz. Ben herkese teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Bir başka videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.
Müzik.